Herkese merhaba, ben Halil Cem. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine temelden yetenek sınavına hazırlık dersi yapacağız. Bugün 10.sunu yapacağız. Daha önce 9 tane yapmıştık. Bugün 10.sunu yapacağız. Eğer o dersleri kaçırmışsanız yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan daha önceki yetenek sınavına hazırlık, temelden hazırlık derslerimizin videolarını izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle yine 3 ses çalışması yapacağız ama yine çevrim çalışması yapacağız. Daha önceki derslerimizde tek ses çalıştık. Çift ses çalıştık. Temel, majör, minör akorların temel durumlarını çalıştık. Majör, minör akorlarının birinci çevrimlerini çalıştık. Ve bugün de majör, minör akorlarını yani 3 sesler ikinci çevrimlerini çalışacağız. Daha sonra 4 sesleri çalışacağız. Sonra yavaş yavaş ezgi tekrarları işin içine girecek gibi adım adım ilerleyeceğiz. Evet, 3 ses çalışacağız ama ısınma turları olsun diye hızlı bir şekilde tek ses soracağım, çift ses soracağım. Temel ve birinci çevrimde 3 sesler soracağım. Sonra çevrim akorları biraz kulağınız alışsın diye. Tek sesle başlıyorum. Na. 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 Şimdi siz vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi çift sese geçiyorum. Dediğim gibi bunları bilmiyorsanız ilk videolara bakmanızı tavsiye ederim. Bir daha basıyorum. Devam. Bir daha. Bir daha basıyorum. Bir daha. Bir daha basıyorum. Bir daha. Bir daha basıyorum. Evet, şimdi 3 sese geçiyoruz. Birkaç tane temel durumda majör ve minör akorlar basacağım. Sonra birinci çevrimlere geçeceğiz. Şimdi önce majör. Zaten söyleyeceğim birinci çevrimlere geçiyoruz diye. Şu an temel durumlarda devam ediyoruz. Majör ve minör. Bir daha basıyorum. Önce ne yapıyorduk? İlk sese, kalın olan sese odaklanıyorduk. Ve son ince ses kulağımıza çarpıp gidiyordu. Ona göre seslere odaklanıp iyi dinlemeye çalışıyorduk. Hemen vermeye çalışmayın. Acele etmeyin. Sese odaklanın. Bir daha basıyorum. Majör temel durum. Devam ediyoruz. Bir daha basıyorum. Na na na.
Mi, sol, si, mi minör, temel durum. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Na, na, na. La, do, mi. La minör, temel durum. Bir daha basıyorum. Re, fa diyez, la. Re majör, temel durum. Şimdi birinci çevrimlere geçiyorum. Bir daha basıyorum, iyi dinleyin. Mi, sol, do. Do majör, birinci çevrim. Mi, sol, do. Bunu belki olarak duymuş olabilirsiniz. O zaman birinci çevirmeye daha dikkat edin. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Fa diye si, si minör, birinci çevirim. Re, fa diye si. Normalde bu akor çünkü. Ama ben si'yi aldım, oktava attım. Re, fa diye si oldu. Devam ediyoruz. Bir daha basıyorum. Son kez basıyorum. Bu belki biraz zor gelmiş olabilir. Majör, birinci çevrim. Normalde fa la do bu akor ama fa'yı oktava attım. La do fa. Evet, zaten bu birinci çevrim çalışmalarımız bir önceki videomuzda var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ikinci çevrimlere geçiyoruz. Bugünün amacı oydu. Onun için biraz da zaten kulağınız alıştı, sesleriniz alıştı. Biraz ısınma turlarıydı. Isınma turlarımızı hallettik. Şimdi çift ses çalışmaya başlayacağız. Ama çift ses çalışmaya başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Sizler için güzel bir web sitesi kurduk. www.muzikteorim.com. Bunun linkini de aşağı açıklamalar kısmında bırakıyorum. İşinize yarayabilecek bir web sitesi. Çünkü burada işinize yarayacak kitapların PDF'lerini paylaşıyoruz. Siz elinizde olanlar varsa siz onu paylaşabiliyorsunuz. Ben elimde olanları paylaşıyorum. Orada blog yazıları yazıyorum. Sınavlarla ilgili duyurular olduğu zaman oradan o duyuruları, hangi üniversitenin duyuruları, ne zaman sınavları, başvuruları, ne zaman bunlarla ilgili orayı açacağım. Blog yazısında bunların hepsini duyuracağım. Ya da benim gözümden kaçanlar olabilir. Forum bölümünde arkadaşlarınız paylaşıyor. Sizler paylaşabilirsiniz. Orada başlıklar açıp istediğiniz başlığı açıp sorular sorabiliyorsunuz. Yetenek sınavına hazırlananlar ve yetenek sınavını kazanmış olan arkadaşlar için orada bir forum bölümümüz var. Ama ücretsiz olarak üye olanlar forum bölümündeki yazışmaları okuyabiliyor ve başlık açabiliyor. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Sadece gerçekten işi bilen, işi isteyen insanlar gelsin diye öyle bir koşul koyduk oraya. Onu da söylemiş olayım. O forum bölümünde de istediğiniz başlığı açabilirsiniz. Mesela ben şu okulda sınava gireceğim, başvuru tarihlerini bulamıyorum. Bilenler var mı? Oraya biri yazsın. Ya da piyano çalacağım, bana önerebileceğiniz bir eser var mı? Yazsın. Ya da bununla ilgili elinizde PDF varsa yazılabilir. Ya da üniversiteyi kazandınız, başka bir üniversiteden arkadaşlara ulaşıp orada bilgi sahibi olmak istiyorsunuz ya da bir kitap araştırıyorsunuz. Var mı? Açın forumda başlık sorabilirsiniz. Yani tamamen işinize yarayacak bir site. Eğer ona üye olmak isterseniz de aşağı linkini bırakıyorum. Dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde üye olup orada forumlarda başlık açıp ya da açılmış olan başlıkları okuyabilirsiniz. Ve benim blog yazılarımı da oradan takip edebilirsiniz. Sınavlarla ilgili işinize yarayacak blog yazılarını da
Orada yazmaya devam edeceğim. www.müzikteorim.com. Açıklamalar kısmında linki var. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ikinci çevrim çalışmaya başlayalım. Üç seste ikinci çevrim çalışmaya başlayacağız. Majör akor ve minor akorlarda ikinci çevrimler. Başlıyoruz. İlk akorumuzla başlıyorum. Bir daha basıyorum. La, re, fa diyez. Bu normalde re majör ikinci çevirim. Yani normalde temel durumu şu. Re, fa diyez, la. Üstteki la'yı alıp pes'e attığım zaman o zaman ikinci çevirim oluyor. Demin birinci çevirimde ne yapıyorduk? Alttakini alıyorduk temel durumdaki akorun. Tize attığımızda bu birinci çevirimdi. Temel akorun üsttekini alıp alta attığımızda bu da ikinci çevirim. En kısa pratik yoluyla bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Tekrar basıyorum. Diyez. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Fa majör ikinci çevirim. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Mi majör ikinci çevirim. Normalde bu akor mi sol di si ama si'yi pes'e attık. Na 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 si mi sol diyez. Başka bir tane soruyorum. Bir daha basıyorum. Belki zor gelmiştir. Bir kez daha basıyorum. Sol, si bemol. Yani sol minör ikinci çevirim. Normalde buydu. Re'yi pes'e aldım. Re, sol, si bemol. Başka bir tane daha soruyorum. Bir daha basıyorum. Bir kez daha basıyorum. Bastaki sesi iyi dinleyin, iyi odaklanın. En kalın sesi. Mi, la, do diyez. La majör, ikinci çevrim. Başka bir tane soruyorum. Özür dilerim, yanlış bastım. Bir daha basıyorum. Bu da mi bemol majör ikinci çevrim. Yani normalde bu. Mi bemol sol si bemol ama si bemol pes'e attım.
Na 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 si bemol mi bemol sol. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Pestekini iyi dinleyin. Fa Bu da fa diyez minör birin ikinci çevrim. Normalde akoru ve sonuncusunu soruyorum. İyi dinleyin. Bir daha basıyorum. Na 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 sol do mi do majör ikinci çevrim. Normalde bu akor biliyorsunuz do mi sol ama sol do mi solü pesten basmadım çünkü bu da yine sol do mi yani pes veremeyenler olabilir diye pes. Eğer sesiniz zaten kalınsa ses aralığınıza göre basarlar. Tenorsanız ya da sopranoysanız buradan basar ama bas ya da altoysanız buradan basabilirler. O zaman na 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 vermeniz gerekecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hızlı bir şekilde size deneme sınavı gibi bir şey yapacağız. Tek ses, çift ses, her birinden dörder tane soracağım. Dört tane tek ses, dört tane çift ses, dört tane üç ses, iki tane dört ses henüz geçmedik. Tamam. Dört tane tek ses, dört tane çift ses, dört tane de üç ses soracağım. Tamam. Üç seslerde bir tane majör, işte majör, minör, birinci çevrim, ikinci çevrim bunlar olacak. Tek sesle başlıyorum. Bakalım ne kadar doğru vereceksiniz. Kendinizi ölçmüş olursunuz. Evet. Şimdi çift sese geçiyorum. Bir daha basıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha. Ve sonuncusu. Bir daha basıyorum. Şimdi üç sese geçiyoruz. Bir kez daha basıyorum. İkincisini basıyorum. Bir daha basıyorum. Majör birinci çevrim. Biraz önceki de re majör ikinci çevrimdi. Yani la do mi di şimdiki mi sol do ve üçüncüsüne geçiyorum. Söylemeyi unuttuğum için tekrar söyledim.
Bir daha basıyorum. Fa diye si minör temel durum. Ve sonuncusunu basıyorum. Bir daha basıyorum. Mi sol diye si mi majör temel durum. Bugünkü çalışmalarımız bu kadardı. Anlamadığınız konular varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da yazın. Sizlerle zaten temelden yetenek sınavına hazırlık dersleri yapıyoruz. Temelden ritim tekrar çalışmaları yapıyoruz. Temelden dikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Onları da kaçırmamak için size tavsiyem kanala hala abone değilseniz abone olmanız ve yeni gelen dersler yani işinize yarayacak dersleri de kaçırmamanız için bildirimleri açmanız. Çünkü abone olup bildirimleri açmazsanız da belki bildirim gelmeyecek ve işinize yarayabilecek bir videoyu, sınavı kazanmanıza yardımcı olabilecek bir videoyu kaçırmış olacaksınız. Sınav bittikten sonra o videoya denk gelirseniz, ah keşke bunu izleseydim, buna benzer bir şey sınavda çıktı dememek için kanala abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız aşağıda beğen butonuna basarak da destek olursanız çok sevinirim. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Dediğim gibi sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar.